Buyurun, buyurun. Değerli Ankaralılar, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ankara-Niğde otoyolunun ülkemize, şehirlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yap, işlet, devret modeliyle ülkemize kazandırdığımız ve toplam uzunluğu 330 kilometre olan bu yolun bugün birinci ve üçüncü kesimlerini hizmete alıyoruz. İkinci kesimi de yıl bitmeden trafiğe açmış olacağız. Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan bu güzergah Avrupa, Kafkasya, Asya transit koridorunun da önemli bir parçasıdır. Edirne'den otoyolu kullanmaya başlayan bir araç bu otoyolun tamamen hizmete açılmasıyla hiç şehir içine girmeden Şanlıurfa'ya kadar gidebilecektir. İstanbul üzerinden de İzmir ve Aydın'a kadar otoyolu kullanarak gitmek mümkündür. İhalesi geçtiğimiz aylarda yapılan kesimin bitmesiyle bu güzergah önce Denizli'ye daha sonra da Antalya'ya kadar uzanacaktır. Marmara Denizi'ni çepeçevre saran otoyolun ve Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla ülkemizin en yoğun insan ve araç trafiğinin yaşandığı bölgelerin ulaşım sorununu inşallah tamamen çözmüş olacağız. Ankara-Niğde otoyolu işte bu büyük ağın en kritik parçalarından biridir. Hizmete açtığımız bu projeyle trafik akışının hızlı, konforlu, güvenli şekilde sağlanması yanında pek çok ekonomik fayda da göreceğiz. Mevcut yolda 317 kilometreyi 4 saat 14 dakikada kat eden bir sürücü otoyolu kullandığında 275 kilometre giderek 2 saat 22 dakikada aynı noktaya ulaşabilecektir. Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır. Kazaların azalmasıyla can ve mal güvenliğinin artmasıyla bir diğer önemli faydadır. Tuz Gölü, Derin Kuyu, Göreme, Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerimize erişimin kolaylaşması bu alanda da ülkemize ciddi katkılar sağlayacaktır. Güzergah boyunca dikilecek 6,5 milyon bitki ve 1,1 milyon metrekare çimlendirme ile bozkır ikliminin hakim olduğu bu bölgenin çehresi de değişecektir. Saniye bunu ihmal etmeyelim. Yoğun bir şekilde inşallah ağaçlandırma, çimlendirme bunları da yapmamız lazım. Ankara Niğde otoyolunun bir diğer özelliği de döşenen fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar, veri ve kontrol merkezi vasıtasıyla akıllı yol olarak tasarlanmış olmasıdır. Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan pek çok işlem bu yolda akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. Trafik yoğunluğundan buzlanmaya, bakım onarım ihtiyacından ileride akıllı araçların kullanımına imkan sağlayacak altyapısına kadar pek çok özelliğiyle bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik. Yatırım tutarı
işletme süresi ve garanti ücret mukayesesi yaptığımızda bu otoyol devlet açısından da oldukça karlı bir yatırım olmuştur. Otoyolun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Tabii özellikle ERK firmasını bu konudaki cesareti vesilesiyle kutluyorum. Değerli misafirler, kalkınmanın ve gelişmenin temel altyapılarından biri de ulaşımdır. İnsan ve yük taşımacılığının güvenli, hızlı, ekonomik şekilde yapılamadığı bir ülkede kalkınmayı gerçekleştirebilmek de vatan sathına yaymak da mümkün değildir. Bunun için ulaşımda gitmediğin, gidemediğin yer senin değildir anlayışıyla en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar ülkemizin her karısını erişilebilir kılmak amacıyla yola çıktık. Özellikle karayolu, havayolu, demiryolu taşımacılığında ülkemize adeta çağ atlattık. Deniz yolunda da inşa halindeki dev limanlarımızda ülkemizin önünde yepyeni bir dönemi başlatıyoruz. Bugünkü açılışımızla birlikte ülkemize son 18 yılda kazandırdığımız yeni otoyol mesafesi 1581 kilometreyi buldu. Böylece daha önceden devraldığımız 1714 kilometrelik otoyolla birlikte ülkemizin toplam otoyol uzunluğu 3295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yollarda ise çok daha parlak bir fotoğraf ortaya çıkardık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu göreve geldiğimizde 6100 kilometre ile aldık. Yani 79 senede 6100 kilometre. Biz buna 21400 kilometre ilave ettik. Toplam 27500 kilometreye yükselttik. Nereden nereye? Ülkemizin toplam yol ağı da 68429 kilometreyi buluyor. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 361 kilometre uzunluğundaki 3261 köprüyle ulaşımın daha sağlıklı ve ekonomik olmasını temin ettik. Aynı şekilde bu dönemde uzunluğu 483 kilometreyi 315 tüneli hizmete alarak zor coğrafyalarda ulaşımın hızlı ve güvenli şekilde işlemesini sağladık. Sadece şu son koronavirüs salgını döneminde açtığımız ve inşasını sürdürdüğümüz projeler dahi ülkemize ulaşım alanında kazandırdığımız hizmetleri göstermeye yeterlidir. Son 6 ayda Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Çatalca arasını 9 Mart'ta Trabzon şehir geçişi Kanuni Bulvarı yolunun önemli bir kesimini 22 Nisan'da Çanakkale Köprüsü kulelerini 16 Mayıs'ta Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin bağlantı yollarını 20 Mayıs'ta Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nü 11 Temmuz'da Amasya Çevre Yolu'nu 25 Temmuz'da hizmete açtık. Durmak yok. Yola devam. Koronavirüs filan engellemiyor. Devam edeceğiz. Terör örgütünün engellemek için yapmadığını bırakmadığı Cudi Dağı tünellerinin inşasını tamamladık bu arada. Aplauz
Aynı şekilde Ilısu Barajı, terör örgütü Ilısu Barajı ile ilgili neler çektirmedi ki? Ilısu Barajı'nın yapılmasını istemediler. Hep engellediler. Ama biz durdurak bilmedik ve Ilısu Barajı'nı da bitirdik. Bu süreyi son 2 yıla uzattığımızda karşımıza çıkan manzara şudur. 2018 yılında Ovit Tüneli'ni, Gümüşhane Çevre Yolu'nu, Trabzon Kaş Üstü Kavşağı alt geçidini, 2019 yılında Ordu Çevre Yolu'nu, İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Derevenk Viyadüğü'nü, Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi Köprülü Kavşağı'nı ve bağlantı yollarını, Kayseri Boğaz Köprü ve bağlantı yolunu, Konya Çevre Yolu'nu, Oltu Köprülü Kavşağı'nı, Çorlu Çevre Yolu'nu, Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu'nu hizmete açtık. Ayrıca yeni projeleri de yakından takip ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her aşamasında bizzat orada bulunduk. Hedefimiz 2022 18 Mart'ında bu köprüyü hizmete açmaktır. Kimi belediyelerin başlattığı ancak akayım bıraktığı bazı projeleri de bakanlıklarımız vasıtasıyla devam ettiriyoruz. Bunlardan biri de Adana için sembol bir eser olacağına inandığım Seyhan Barajı'nın hemen yanı başındaki köprüdür. Fiziki gerçekleşmesi %47 seviyesinde olan bu köprünün kalan kısımlarını 530 milyon lira maliyetle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tamamlayacaktır. Ayrıca köprü giriş ve çıkışlarındaki kavşaklarda yine bakanlığımızca inşa edilecektir. İnşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan bu eserin adını Sayın Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik ve bu şekilde de inşallah bitireceğiz. Görüldüğü gibi durmak yok. Yola devam. Bu anlayışla çalışmaları sürdürüyoruz. Değerli dostlar, hep söylediğimiz gibi bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Bizim işimiz eser siyasetidir. Bizim işimiz şu gök kubbede hoş bir sada bırakma siyasetidir. Bizim de siyasi hayatımızın tamamı özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimiz günden beri her anımız hizmetle geçti. İstanbul'daki başarılarımızın ardından milletimiz bize ülkenin yönetimini tevcih etti. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak sorumluluk üstlendiğim 18 yıldır Türkiye'yi her alanda hem kalkındırdık hem siyasi ve ekonomik olarak güçlendirdik. Bugün her alanda başı dik bir Türkiye varsa bunu 18 yıldaki başarılarımıza borçluyuz. Eskilerin düt demeye dudak gerek diye bir sözü var. Türkiye'nin özellikle son 7 yılda maruz kaldığı bunca iç ve dış fırtınadan sağ salim çıkması, daha da önemlisi bölgesel ve küresel bir güç haline gelmesi, demokraside ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz seviye sayesindedir. Türkiye'nin boynundaki siyasi boyundurukları kırıp attık. Türkiye'nin ayaklarına takılan ekonomik prangaları parçalayıp bir kenara fırlattık. Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alan korkuları çiğneyip geçtik.
kendine güvenen, kendine inanan, potansiyelini ve gücünü kendi hedefleri, çıkarları, planları doğrultusunda kullanan bir ülke inşa ettik. Bir Türkiye inşa ettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin hat bildirmeye teşebbüs edemeyeceği, kimsenin üzerinde pervasızca operasyonlar yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk. Savunma sanayinde kendi kendine yeterliliğini her geçen yıl artıran bir ülke olarak kimseye minnet etmeden güvenliğimizi sağlayacak hale geldik. Bugün Doğu Akdeniz'de, güney sınırlarımızda ve daha pek yerde Türkiye'nin ağırlığı bu derece belirgin hissediliyorsa gerisinde sahip olduğumuz siyasi, ekonomik, askeri güç vardır. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervi ve halen süren diğer çalışmalarımız enerji alanında ülkemizi birinci lige terfi ettirebilecek zenginliktedir. Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir devletten tüm denklemlerde kritik role sahip bir ülke seviyesine çıktık. Pek çok uluslararası platformun aranan, takip edilen, sözüne ve tavrına göre pozisyon alınan ülkesi konumuna yükseldik. Ekonomik olarak 3 kuruşluk tuzaklarla yerle yeksan edilen zayıf bir yapıdan ardı adına onlarca saldırıyı göğüsleyerek 2023 hedeflerimize yürümeye devam ettiğimiz bir yere geldik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin dahi gıptayla takip ettiği elhamdülillah bir altyapıya sahibiz. Salgın döneminde pek çok ülkenin sağlık sistemi tüm unsurlarıyla çökerken biz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ücretsiz olarak verdik. İşvereninden çalışanına, esnaf sanatkarından garip kurabasına kadar toplumun her kesimini destekleyerek ekonomik ve sosyal dengelerin güçlü kalmasını sağladık. Velhasıl milletimizin gönlündeki yerimize öyle kuru lafla, mugalatayla, yalanla, iftira ile, içi boş şovlarla değil, yaptığımız hizmetler, inşa ettiğimiz eserler, elde ettiğimiz neticelerle sahip olduk. İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz. Türkiye'nin önündeki ilk seçimler 2023 yılında. Yani önümüzde yaklaşık 3 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü milletimiz için yeni bir zaferin miladı haline dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. Dışarıdaki ve içerideki bozguncuların senaryoları birer birer deşifre oluyor. Vesayetle, terörle, kaosla, darbeyle, nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi ahlak ve vicdan dışı yeni oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır. Milletimiz işte tüm bu gerçekleri gördüğü için girdiğimiz her mücadelede, başlattığımız her projede hamdolsun yanımızdadır. İşte bugün bu dev projelerden bir tanesini daha 178 kilometrelik bir otobanın açılışını yapıyoruz. Rabbimize hamdolsun. Türkiye'nin istiklal
ve istikbal kavgası olarak gördüğümüz bu mücadeleyi Allah'ın izniyle ne pahasına olursa olsun zafere taşıyacağız. Evlatlarımıza İstanbul'un fethinin 600. yılını ifade eden 2053 ve Malazgirt zaferinin 1000. yılı olan 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Bitirdiğimiz her eseri, başladığımız her projeyi, kazandığımız her başarıyı bu yolda atılmış birer adım olarak görüyoruz. Bugünkü açılışımız da işte bu adımlardan biridir. Bir kez daha Ankara-Niğde otoyolunun ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Altyapısı ve teknolojisiyle geleceğin otoyolu olarak gördüğüm projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurumlarımızı ve firmalarımızı tekrar tebrik ediyorum. Otoyolumuzu kullanacak vatandaşlarımıza güvenli, konforlu, huzurlu seyahatler diliyorum. Bu vesileyle yüklenici firma Vural Bey'e Allah'tan şifalar diliyorum. Ve aile olarak bu konuda dinamik bir çalışma sergilediler. İnşallah bundan sonra yine ülkemizde atacakları, yapacakları birçok proje var. Kendilerine bu projelerde de başarılar diliyorum. Bunun yanında özellikle Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Tüm ekibe bundan sonra da atılacak adımlarda başarılar diliyorum. İnşallah şimdi tabii bu yolun her iki yanında da bütün peyzaj çalışmalarıyla inanıyorum ki önümüzdeki yıl çok daha farklı bir Ankara-Niğde otoyolu göreceğiz. Öyle mi sanki? Çamlarla buraları çok daha farklı hale getirmemiz lazım. Ulaştırma Bakanlığımız da bu konuda elinden gelen desteği verecektir. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdi Niğde gişelerine bağlanıyoruz. Karşımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt var. Niğde Valimiz Yılmaz Şimşek orada. Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergün, Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cumali İnce, Niğde Belediye Başkan Vekili Mustafa Giray. Evet, bizleri duyuyor musunuz? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, kordeler sizde. Makaslar da sizde. Evet, kordeleyi kestikten sonra makasları alıyorsunuz ve bugünün anısına saklıyorsunuz. Bütün arkadaşlar makasları aldı mı? Aldı. Tamam. Buyurun. Hazırız efendim. Buyurun. Ya Allah ya Bismillah. Buyurun. Ya Allah ya Bismillah. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Evet, çok teşekkür evet. ediyoruz. Şimdi burada da kordele gelsin. Sağ olun Cumhurbaşkanım. Evet. Efendim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Efendim, Zaltı Devletleri'ne tensip buyursanız bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Öncelikle hediye takdimi ve ardından açılış kurdelesi için. Ve gün anısına hediyelerini arz etmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nu tekrar huzurlarınıza davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet Sayın Cumhurbaşkanımız, bu
Ankara Niğde Otoyolu için hazırlanan anı plaketi Sayın Cumhurbaşkanımıza Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız tarafından arz ediliyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Ankara Niğde Otoyolu'nun şu anda burada gayet güzel bir tasarımla güzergah var, kilometreler var. İnşallah bugünün anısına bunu Cumhurbaşkanlığında saklayacağız. Sağ olun. Efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara Niğde Otoyolu'nun tamamlanan 178 kilometrelik 1. ve 3. kesiminin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, saygıdeğer bakanlarımızı, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarını, MHP Genel Başkan Yardımcısını, evet, huzurlarınıza davet ediyoruz efendim. Buyursunlar lütfen. Evet, yüklenici firmamızı da sahneye davet ediyoruz. Sani böyle gel. Rol Bey'in kızı da var, Berna Hanım. Sani böyle gel. Senden küçüğü mü, büyüğü mü? Senden küçüğü mü, büyüğü mü? Küçük kardeşim. Öyle mi? Evet. Siz ben sol tarafımı alayım. Mikrofon değiştirelim isterseniz. Sahnenin yanına gel istersen. Gel şöyle. Sosyal mesafeye dikkat edin. Makas. Evet, milletvekili arkadaşlarımızı da şu ön tarafa alalım. Sosyal mesafeye de dikkat. Biraz öne geçin. Biraz daha öne geçin. O basamaktan da kurtulmuş olursunuz. O sehpayı alın oradan. Şöyle biraz açalım. Yok. Makasları alalım. Vasip Bey gelsene ya. Evet. Hazır mıyız? Yol medeniyettir. Yolumuz açık olsun. Kural Bey'e, ailesine, burada gösterdikleri gayret, heyecan, cesaret için çok teşekkür ediyorum. Kendisine de tekrar şifalar diliyorum. Ve ya Allah, Bismillah diyerek kordelayı kesiyoruz. Makaslar ve kordela bizde. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara Niğde Otoyolu'nun tamamlanan 178 kilometrelik 1. ve 3. kesimin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmişlerdi. Bu hizmetin başta ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Efendim programımız burada sona ermişti. Teşriflerinden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi arz ediyor ve Zat-ı Devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz efendim.